herkes için iş sağlığı ve güvenliği. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde yayınımız sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı hanımefendi var. Sayın Ovacıllı, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sezin Hanım, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben öncelikle hem size ve başlattığınız bu Herkes için İSG programı için TRT Türkiye Ses ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dinleyicilerimiz adına da kurum adına saygıyla selamlıyorum sizi. Biz çok teşekkür ediyoruz. Görevimiz çünkü herkes için iş sağlığı ve güvenliği gerçekten çok çok önemli bir konu ve biz her hafta çarşamba günleri bu köşemizde bu önemi daha da vurgulamak ve bu kültürü daha da yaymak amacındayız. Biz de size çok teşekkür ediyoruz değerli emekleriniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün bu köşemizde değerli konuğumuzla özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nın faaliyetleri üzerinde duracağız. Kısaca İSGÜM olarak adlandırıyoruz, öyle değil mi? Faaliyetlerinden kısaca bahsetmenizi rica edebilir miyiz ilk dakikalarımızda? Elbette, memnuniyetle. İSGÜM, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı aslında 1969 yılında kuruldu. 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü bir kuruluşumuz. Genel müdürlüğümüze bağlı olarak çalışıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne bağlıyız. Burada elbette temel amacımız hem iş sağlığı güvenliğinin ülkemizde geliştirilmesi, aynı zamanda da iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici faaliyetler yürütmek. Bu alana hizmet ediyoruz. Laboratuvarlarımız, teknik altyapımız, saha deneyimi olan güçlü bir kadromuz var. Sahada ve akademide özellikle ülkemizin saygın bir enstitüsü olarak yer alıyoruz. Aynı zamanda Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Kocaeli'de de 6 bölge laboratuvar müdürlüğümüz var. Faaliyet alanlarımız çok kısaca bahsedecek olursam biraz sonra zaten detaylarını konuşacağız. Evet. Ölçüm, analiz, test, risk değerlendirmesi, rehberlik, danışmanlık, bilgilendirme, yayın, eğitim gibi geniş bir faaliyet alanımız var. Genel ilkemiz geçmişten geleceğe yarım asırlık güven diyoruz ve bu düşünceyle hareket ediyoruz. Herkes için erişilebilir bilgi üretmek, nitelikli, kaliteli bilgi üretmek ve bunları ulaştırmak, aynı zamanda rehberlik etmek amaçlığında yine yer alıyor. Biz uluslararası olarak da birçok muadili olan bir kuruluşuz aslında. Genellikle ülkelerde de genel müdürlüğümüz gibi politika yapıcı kurumları destekleyen, teknik çalışmalar yürüten enstitüler vardır. Biz de bu amaçla çalışmalarımızı genel müdürlüğümüzün dışarıya bakan, sahaya bakan yüzü olarak gerçekleştiriyoruz. Ben faaliyetlerimizin detayına geçmeden önce aslında programın ismiyle ilgili bir şey de söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum sizinle. Gerçekten çok isabetli bir isim olmuş, isim seçimi olmuş herkes için İSG. Çünkü hem Birleşmiş Milletler'in hem Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında hem kalkınma hedeflerinde hem de sağlık hedeflerinde herkes için sağlık ifadesi kullanılır. Ve bu anlamda bizim ülkemizde de biz de bunu iş sağlığı güvenliğiyle ilgili kendi vizyonumuzu aslında aktarıyoruz. Hı hı. Bunun için hani sizin yayınınızın ismi de gerçekten çok isabetli. Şunu da söylemek istiyorum. 2020 yılıyla beraber aslında bu herkes için sağlık ifadesinin yanına bir de sağlık için herkes ifadesi geldi. Ki bu da ne demek oluyor? Hani siz de açılışta bahsettiğiniz iş sağlığı güvenliği elbette ki hepimiz için çok kıymetli. Ve sonuçlarından sadece yaşayan değil aslında hepimiz toplum olarak etkileniyoruz. Bununla birlikte çalışanları korumak için hepimizin de yapabileceği bir şeyler var. Hepimizin üstüne düşenler var. O nedenle hem herkes için sağlık hem de sağlık için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ben bu anlamda tekrar sizlere gösterdiğim sorumlu yayıncılık örneği için de tekrar TRT'mize de elbette teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. İnşallah amacımıza ulaşırız bu yayınlar vesilesiyle. İnşallah. Ben gerçekten dinleyicilerimizin can kulağıyla dinlemesini isterim çünkü tam olarak şey böyle, yani tam can kulağı ifadesi çok uygun oluyor çünkü gerçekten cana dokunan bir konu konuşuyoruz. Evet. Ve her can kıymetli. Elbette bu her can kıymetli demişken şunu da söylemek lazım. Hani biz de genel İSGÜM olarak genel müdürlüğümüze bağlı bir enstitü olarak hem çeşitli kulvarlarda hizmet ve projelerle bu canları korumak için, kayıplarımızı önlemek için bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeye, hizmet etmeye devam ediyoruz. Çok ana maddeler halinde bahsedecek olursam özellikle iş yerlerinde mesela kimyasalların kullanımı, tehlikeli kimyasalların olması halinde enstitü olarak bunlara izin veriyoruz, kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Diğer bir taraftan eğitim faaliyetlerimizde iş sağlığı güvenliği alanındaki yetişmiş insan kaynağını güçlendiriyoruz. Asbest, pnömokonyoz gibi teknik konularda
özellikle eğiticilerimizle destekliyoruz uzmanlarımızı. Diğer taraftan gezici sağlık araçlarımız var ve mesleki sağlık eğitimlerimiz var. Hem sağlık hem güvenlik boyutu var biliyorsunuz. İlk yayınınıza da bunu ele almışsınız. Bu sağlık boyutuyla da ilgili olarak özellikle sahada aktif bir şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ki bu sağlık gözetimi konusunda yakında yeni eğitim fırsatları da sunacağız. Sosyal medyamızı ya da web sitemizi takip ederek dinleyicilerimiz bu eğitim fırsatlarından yararlanabilirler, haberdar olabilirler. Onun dışında iş hijyeni faaliyetleri var. Yine iş sağlığı güvenliğinin çok önemli unsurlarından bir tanesi Sezin Hanım. İş yerinde biliyorsunuz bizim sağlığımız, güvenliğimiz tehlikeye atan aslında birçok faktör var. Evet. Hatta bu faktörlerin bir kısmı evlerimizde de var. Ve bunlara karşı nasıl korunacağız, ne gibi önlemler alacağız? Bu çalışmalar alanında da bizim iş hijyeni adı altında faaliyetlerimiz söz konusu. Yine işin yapılması sırasında kullanılan iş ekipmanları var. Bunlar da yine iş sağlığı güvenliğinin ana maddelerinden bir tanesi. Bizim bu ekipmanları güvenli bir şekilde kullanmamız, kontrollerini yaptırmamız lazım. Bunlarla ilgili bazı düzenleyici ve eğitim ve bilgi verici faaliyetlerimiz var. Bir diğer konuda bu dönemde biliyorsunuz pandemiyle beraber çok maske konuları özellikle hani hepimizin hayatına girdi. Biz bunlara genel adıyla kişisel koruyucu donanım diyoruz ve bu donanımların da gerçekten güvenli olup olmadığını, koruyup korumadığını test ettiğimiz laboratuvarlarımız var. Maskeler test edildi mi bu arada? Evet, maske testleriyle ilgili olarak işbirliği yapılan kurumlar var. Biz İSKİM olarak İSKİM bünyesinde yapmıyoruz ancak genel müdürlüğümüz bünyesindeki daire başkanlığımız bu konuyla ilgili olarak testler yapıyor. Yalnız kişisel koruyucu donanımla birlikte burada şunu da açıklamakta fayda var. Kişisel koruyucu donanım dışarıdan gelen bir riske karşı sizi koruyan donanımlar ve kişiler tarafından takılan donanımlardır, giyilen donanımlardır. Bu toz maskesi o şeklinde bilinen, işte hani piyasada N95 adıyla geçen ya da o şekilde bilinen ama aslında toz maskesi ya da partikül maskesi dediğimiz gerçek dışarıdan gelenlere karşı koruyan maskelerin testleri bakanlığımız tarafından yapılıyor ama yaptırılıyor. Ama onun dışında bizim bu hani kullandığımız günlük hijyen maskelerimiz, cerrahi maske adıyla kullandıklarımız değil mi? Tıbbi maske olarak kullandıklarımız bu işte pandemi amacıyla kullandığımız o maskeler bizim bakanlığımız kapsamında değil. Ama sağlık çalışanlarımızın bizleri sağlığını korumak için çalışanları o risklere karşı koruyan olan o işte toz maskelerinin testlerini bakanlığımız yapıyor. Anladım, anladım. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Buyurun lütfen devam edin. Onun dışında son olarak da söylemek istediğim bir de kaza araştırmaları önleme merkezi kuruyoruz enstitümüz bünyesinde. Temel hatlarıyla bu şekilde özetleyebilirim. Ne zaman kurulacak bu merkez? Özellikle iş kazalarının araştırılmasına yönelik de enstitüce yürütülen faaliyetler de var mı? Ya da olacak mı? Elbette. İş kazalarıyla ilgili olarak şunu söylemek lazım. Herhalde ilk söylememiz gereken şu, yaşadıklarımızdan ders çıkarmak zorundayız. Tabii. Yani yaşadığımız acıları tekrar yaşamak istemiyorsak, hepimiz bununla ilgili çok travmatik olaylar ülke olarak yaşadık, çok acı olaylar yaşadık. Bunlar tekrar yaşamamak adına, kendi çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmek, koruyabilmek adına gerçekten yaşadıklarımızdan ders çıkarmalı ve öğrenmeliyiz. Aslında iş kazaları araştırma merkezinin kurulması temelde buna hizmet edecek. Nasıl öneririz bu kazaları? Öncelikle yaşadığımız kazalar neden oldu? Neden meydana geldi? Ama burada şu soruyla değil, hani suçlu kimdi sorusuyla değil. Evet. Ya da neden olduğu sormalıyız. Altında yatan asıl neden neydi? Eğitimi mi yoktu? Ekipmanı mı eksikti? Güvensiz bir donanım mı kullandı? Hani gerçekten nedenini sorgulayarak bir ilerleme sağlayabiliriz. Kuracağımız iş kazaları araştırma merkezi de buna hizmet edecek. Bu amaçla yapılacak. Mevcut durumda yürütülen çeşitli çalıştaylarımızla birlikte hani bahsettik ya, herkes için İSG ile birlikte aslında İSG içinde herkes tam olarak burada devreye giriyor. Bu kazaların araştırılmasıyla ilgili olarak ülkemizde yer alabilecek bütün kurumları biz harekete geçirmek istiyoruz. Bunun için kurumlarla hem birebir ikili şekilde, hem karşılıklı, hem birkaç kurumumuzu bir araya getirerek aynı anda ya da hepsini kapsayacak çeşitli çalışmalar, görüşmeler ve çalıştaylar gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ve bununla birlikte aynı zamanda tabii ki kaza sadece bizde olmuyor ki. Yani iş yerleri, bütün dünya aynı şeyleri yaşıyor. Tabii. Aynı kayıpları maalesef onlar da yaşıyorlar. Ve biz bu örnek kaza raporlarını inceliyoruz. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmaları ve yayınları dilimize de kazandırdık aynı zamanda. Dinleyicilerimiz dilerlerse, arzu ederlerse kendi sosyal medyamızdan ve internet sitelerimizden bu raporlara da ya da bizlere ulaşarak bu raporlara da ulaşabilirler. Bu şekilde bir kök neden analizi yapan,
kazaları simüle eden ve kamuoyunu özellikle meşgul eden kazaları inceleyeceğimiz bir merkezle ilgili kuruluş çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı, bu merkezde yine İSG uzmanları görev yapacaktır değil mi? Yoksa yine kurumlara da uzmanları gönderip hani onlardan mı elemanlar alınacak? Yok, kurumlardan uzmanlar gönderilip onlardan eleman alınmak şeklinde değil. Hı hı. Şu an tabii yapı olarak nereye bağlanacağı çalışılması gereken bir karar verilmesi gereken bir alan. Ancak şu anki mevcut yapı içerisinde bizim genel müdürlüğümüze bağlı bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Bakanlığımız içerisindeki yine kendi uzmanlarımız, teknik personelimiz burada yer alacak. Ama bununla birlikte diğer kurumlarında mutlaka işbirliği ve veri paylaşımı gibi ortak çalışmalar içerisinde. Tabii muhakkak gerekecek. Çünkü amaç herkes için olması baştan aynen beri söylediğimiz öyle. Herkes konu. Herkes için hep birlikte yapmak yani. Evet, doğru çok söylüyorum. Haklısınız. Şimdi bir de iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında ekipmanlardan da bahsettiniz. Bu ekipmanların güvenlik kullanımı elbette çok önemli ve bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz de bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyor. Periyodik kontroller de gerçekleştiriliyor bildiğimiz kadarıyla. Enstitümüz tarafından neler yapılıyor bu periyodik kontrollerle ilgili olarak? Evet, dediğiniz gibi iş ekipmanlarının güvenlik kullanımı gerçekten kazaların önlenmesine çok temel hususlardan bir tanesi. Çünkü iş kazalarının oluşmasındaki temel etkenlerden bir tanesi kullanılan makine ve ekipmanlar. Bizde bir laf var ya hani işte alet işler el övünür şeklinde. Evet. İşte o elin övünebilmesi için o aletin düzgün işlemesi lazım. Yani gerçekten düzgün işlemesi lazım. Biz neler yapıyoruz enstitü olarak? Öncelikle bu alanda tabii ki bir mevzuat ve yasal düzenleme gerekliliği vardı. Bununla ilgili çalışmaların içerisinde ekip olarak yer aldık. Aynı zamanda bir yazılım ekipnet sistemi kurduk ve burada bu periyodik kontrollerle ilgili tüm takipleri, izlemeleri yapabiliyoruz. Aslında ekip net ve iş ekipmanları alanı bizim her tür bilgilendirme, eğitim, denetim, yetkili kişi tanımlama gibi işlemlerimizi özellikle dijital çözümlerden faydalanarak yürüttüğümüz bir alan. Kullanıcılar için oldukça da kolay bir hale getiriyor bu. 2017 yılında aynı zamanda iş ekipmanlarını ayrı bir bölüm olarak yine İSKÜM içerisinde yapılandırdık. Bu ekibimiz bizim bir tebliğ çalışması gerçekleştirdi. Ve bunun ardından ülkemize hem periyodik kontrollerin kimin tarafından yapılacağı belirlendi. Yani artık her ekipmanı herkes kontrol edemez. O işin uzmanı o alanda eğitimli olması, o alanda deneyimli olması gerekecek, eğitimli olması gerekecek. Herkes her şeyi kontrol edemez. Bir, bunu düzenledik. İkincisi de bu periyodik kontrol uzmanlarının eğitimlerinin niteliklerini belirledik. Ve bu eğitimlerin içeriğinin neler olması gerektiğini yine paydaşlarımızı işin içine katarak, bu işin içerisinde yıllardır deneyimli olan kurumlarımızı ve şahısları, uzmanları katarak belirledik. Eğitim verecek kurumlarla olan anlaşmalarımızı gerçekleştirdik, protokollerimizi gerçekleştirdik ve şu an o eğitimler belirlediğimiz protokoller çerçevesinde belirlediğimiz içeriklere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Biz bu eğitimlerin denetimlerini diğer taraftan yapıyoruz. Aynı zamanda bu ekipman denetimlerini yapacak olan, periyodik kontrollerini yapacak olan kişilerin kayıt olması gereken de bir yapı oluşturduk. Hı hı. Ve bu kayıt sistemiyle birlikte 17 Haziran 2021 tarihinden itibaren kalıcı kayıt numarası alınması zorunluluğu da başladı. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım sizin ayrıcılığınızla. 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle şu an ülkemizde 7400 kişi periyodik kontrol yapmaya yetkilidir. Ve burada hizmet alacak olan işverenlerimize özellikle hatırlatmak isteriz. Kayıtlı olmayan kişilerden alınacak hizmetlerin bir geçerliliği yoktur. Evet, doğru. Buna dikkat etmelerini istiyoruz. Biz dediğimiz gibi bununla ilgili her tür eğitim, yetkili kişilerin tanımlanması ve denetimi eğitimiyle ilgili olarak bir sistem kurduk. İlerleyen dönemde, ilerleyen süreçte ise artık kişilerin şu anda dediğimiz gibi bir havuzunu oluşturduk. Periyodik kontrol yapan uzman sayılarını test ediyoruz. Önümüzdeki dönemde cihazlar için ve araçlar için, ekipmanlar için bir endüstriyel kimliklendirmeye geçmek yönünde bir düşüncemiz var. Elbette bunlar zaman içerisinde yani hemen bugünden yarın olacak muhakkak şeyler değiller. Tabii. Ve aynı zamanda da bu periyodik kontrolleriyle de sınırlı kalmaksızın bakım kaydı, operatör belgesi, risk değerlendirmesi gibi konuları da kapsayacak geniş bir izleme programını hayata geçireceğiz. Bu alandaki çalışmalarımız da böyle. Aynı zamanda güvenlik kullanımdan da bahsettik. Güvenlik kullanım konusunda tabii İSKÜM olarak bizim enstitü olarak bir rehberlik etme görevi de kendimize biçiyoruz. Bu konuda da bir paye biçiyoruz. Bu alanda da çeşitli video rehberlerimiz,
6 farklı iş ekipmanı için, iş ekipmanı grubu için video rehber çalışmaları yaptık. Diğer taraftan 5 adet video ve 6 adet animasyon rehber çalışması yaptık. Yani insanlar, evet, biz sadece mevzuatı hazırlayıp bırakamayız. Bunun uygulanması için de sorumluluğumuz var. O nedenle onlara en kolay nasıl ulaşacaksa... Daha anlaşılır hale getirmeye de çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla, değil evet, mi? Evet, kesinlikle, kesinlikle. Çok, yani bizim için o mevzuatın karşı tarafa geçebilmesi çok önemli. Tabii. Orada çünkü herkes hani o mevzuatı okuyacak zamanı da bulamıyor. Hatta böyle küçük küçük evet. yazılar belki okumaktan sıkılıyor ama bir video izlemek ya da birinin rehberliğinde bunu öğrenmek, eğitimini almak çok farklı. Çok çok daha kalıcı bilgiler. Kalıcı oluyor evet. aynı şekilde, aynen. Ve biz yine bu rehberlerin ve videoların oluşturulmasında yine tarafların hem sahanın hem ilgili kurumların katkılarını alıyoruz. Ve sahaya çok dokunuyor bu tarz çalışmalar. Bunu da biliyoruz. O nedenle iş ekipmanları için zaten onlara özel bir YouTube kanalımız da var. Ve bu videolara ve rehberlere oralardan yine ulaşabiliyorlar. Evet. Bir de onu da dinleyeceğimizi hatırlatmak için yinelemenizi rica edeceğim. Kayıt altına alındığından bahsettiniz ya, o sistem dijitalde bir EkipNet diye bir ismi var. Öyle değil mi? Bunu sisteme, programa mı yüklemeleri gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor kurumların? EkipNet şöyle, kurumlar değil ama kayıt, periyodik kontrol yapacak kişilerin EkipNet sistemine kayıtlarını gerçekleştirmeleri evet. gerekiyor. Sistemin adı o. Evet, sistemin adı, yazılımın adı EkipNet. Siz eğer bu alanda bir periyodik kontrol yapacak bir kişiyseniz buraya kaydınızı tamamlamanız gerekiyor. Eğer yoksa öncesinde bir eğitim almanız lazım. Eğitiminiz yoksa eğitiminizi alacaksınız. Ardından bu sisteme kaydınızı yaptıracaksınız. Daha öncesinde geçiş süreci için şöyle bir şey tanımlanmıştı. Geçici kayıt numarası alabiliyordunuz. Yani bugün girip hemen sistemden kaydınızı yaptırıp ardından bir yıl içerisinde eğitiminizi tamamlayarak kalıcı kayıt numarası alabiliyordunuz. Ancak artık 3 yıl geçti üzerinden bu mevzuatın uyumlaştırma süreci tamamlandı. Ve 17 Haziran'dan bu tarafa da artık önce eğitiminizi tamamlayıp ardından da kayıt yaptırmanız gerekiyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Ovacılı, yavaş yavaş süremizin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bir evet. 3-4 dakikalık süremiz kaldı. Testler de muhakkak yapıyorsunuzdur bu kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili. Kısaca o testlerden bahsetmenizi rica edeceğim ve genel olarak meslek hastalıklarından da bahsederseniz böyle yayınımızı sonlandırmış olalım. Tabii ki. Şimdi kişisel koruyucu donanımlardan bahsetmiştik biraz önce. Biz bu alanda 5 tane farklı ürün grubunda testler gerçekleştiriyoruz. Göz koruyucular, baş koruyucular, yüksekten düşmeye karşı koruyucu donanımlar, ayak koruyucular ve el koruyucular için. Nedir mesela? Göz koruyucularda gözlükler vesaire vardır bildiğiniz gibi. Baş koruyucu dediğimizde barettir. Baret gelir akla. İşte yüksekten düşmede tam vücut kuşağıdır. Ayak koruyucu zaten tahmin ediyoruz hepimiz. El koruyucular da aşınmaya, delinmeye, mekanik risklere ya da kimyasallara karşı koruyacak eldivenlerdir. Bunlarla ilgili olarak 2012 yılından bu tarafa böyle bir test gerçekleştiriyoruz. Aslında bizim ülkemizin gururu olan bir laboratuvar çünkü özellikle yüksekten düşmeye karşı koruyucu donanımlar alanında Avrupa'da gerçekten ilk 3'te yer alan laboratuvarlardan, büyüklük ne olarak güzel. Laboratuvarlardan bir tanesidir. Yine üreticilerimiz ve bir diğer grubumuzda koruyucu kıyafetler. Koruyucu kıyafetlerde de yine testler gerçekleştiriyoruz. Burada hem ısıya dayanımı olan hem de görünürlük testlerini gerçekleştirebiliyoruz. Burada özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. Üreticisiniz, ürün geliştirmek istiyorsunuz. Belgelendirme süreçlerinde yurt dışında bağımlıysanız eğer, ürün grubunuzun burada bir belgelendirmesi yoksa ya da burada olsa bile devamlı her defasında uygunluk değerlendirme için teste göndermek maliyeti yükseltecektir. Ya da sadece denemek için bir ürün geliştirmek istiyorsunuz. Ürün geliştirme aşamasındasınız henüz. Prototipiniz oluşmadı. Ama standartlara uygunluğuyla ilgili mesela fikir edinmek istiyorsunuz. Ya da toplu bir alım yapacaksınız ama aldığınız ürünün gerçekten standartlara uygunluğu konusunda mesela bir göz daha görsün istiyorsunuz. Bu gibi durumlarda yine kurumumuz test hizmetini evet. sunuyor. Bir diğer başlık olarak meslek hastalıklarından bahsedecek olursam hızlıca son cümle olarak meslek alalım. Meslek hastalıklarıyla evet. ilgili... en önemli husus bunların önlenebileceğidir. Siz arada meslek hastalığına yol açan faktörü çektiğinizde bu hastalıkların hepsini önleyebilirsiniz. Biz de bu alanda hem gizlice iş sağlığı araçlarımızla sağlık gözetimleri ve sağlık tetkiklerine yönelik hem sektörel hem risk bazlı, hastalık bazlı çalışmalar yürütüyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Aslında daha konuşulacak o kadar çok konu var ki süremizin sonlanması nedeniyle hepsine yer ayıramadık ama son cümle olarak ne söylemek istersiniz? Hem yapılan faaliyetler, özellikle 2001 yılında yapılan faaliyetler açısından şöyle son bir cümle olarak rica ederim dinleyicilerimiz için. Son cümle olarak, o zaman son iki cümle olarak şunu söyleyeyim. Bir tanesi danışmanlık hizmetimiz başladı. Ben bundan özellikle bahsetmek istiyorum çünkü iş hijyeninden çok kısaca bahsetmiştik hani hastalığa yol açan faktörler olarak. Bunların iş yerinde ölçümleri nasıl yapılacak, bunların değerlendirmeleri nasıl yapılacak, bu konuda bir planlama yapma noktasında sahanın çok büyük sıkıntı yaşadığını farkındayız ve bu konuda bir danışmanlık hizmeti başlattık. Bundan faydalanabilir uzmanlarımız, iş yerlerimiz, bundan bahsetmek istiyorum. Bir diğer de dediğimiz gibi pnömokonyoz, asbest ve çeşitli sağlık eğitimleri alanında eğitim faaliyetlerimiz de var. Bunlar da yine herkes için erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Bu alandaki biz çalışmalarımıza devam ederek herkes için gerekli bilgiye ulaşabileceği bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Sizlerin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Bunu temin etmek için çalışmaya ve önce insan için varız demeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için. Öyle de güzel anlattınız ki bu kısacık sürede sesinize solunuza sağlık. Biz de önümüzdeki haftalarda yine herkes için iş sağlığı ve güvenliği konusunda sohbetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bunları bir sohbet gözüyle görüyorum. Evet, bilgilendirme sohbetleri ama çok çok önemli, çok değerli sohbetler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ovacılı yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sizlere, dinleyicilerimize ve tüm ekibinize. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı telefon hattımızın diğer ucundaydı. Enstitü Başkanlığı'nın çalışmalarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.